Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapayım diye şaştım. Dedim en iyisi dedim ben şöyle karma karışık bir şey yapayım dedim. İnşallah lezzetli olur. Patlıcan var, domates var, soğan var, biber var, sarımsak var. Gittim içine de et koysam belki daha güzel olur dedim. İki tane de tavuk göğsü aldım karşıdan, üç harflilerden. Şimdi şu bıçak nerede? Öbür bıçak daha iyiydi. Neyse, öbür büyük bıçak nerede kızı? Hangisi? O şu daha net doğradığım var ya hani. İlk önce tavuğunu doğrayak, şey yapak, sasısı gitsin arkadaşlar, sonra şey yapak. Arkadaşlar dün ben moralim çok bozuktu. Dün video çekemedim. Akşam yemeğini de çekemedim. Moralim bozuk olduğundan dolayı. Onun için videom yoktu. Biri dünkü yemekte yorum yazmış. Demiş şey, ne onun adı? Zehra Hanım, çorba çok güzel gözüküyor. Çorbanın tarifini verir misiniz diye. Çorba arkadaşlar mercimek, içine bir tane havuç rendeledim. Bir tane domates, bir tane soğan. İki diş de sarımsak rendeliyorum ben. Bir tane de patates rendeliyorum. Hepsini bir güzel şeyde kavuruyorum. Ne onun adı? Yağda kavuruyorum ilk önce bir. Ondan sonra mercimeği de azıcık pirinç gibi ıslıyorum. Öyle ıslayınca daha güzel oluyor. Nişastası gidiyor, köpürmüyor. Taşma yapmıyor yani. Yıkadım. Güzelce hepsini şey yaptım. Onu da yıkadım. Attım içine. Sonra baktım. Şey, ne onun adı? Kaynadı. Blender'dan da hafiften geçirdim şöyle. Çok güzel oldu. Vallahi lezzetli de olmuş yani. İkişer tabak kase içtiler yani, güzel oldu. İyi oldu. Epeyden beri de yemiyorduk. En son abim gelin geldiğinde bir şey yaptıydım. Ne onun adı? Mercimek çorbası yaptıydım. O zaman da hatta Rümeysa dedi ki, anne dedi, o mercimek çorbası çok güzeldi ama dedi, kalabalık olduğundan hani onu şey yap, insan misafir olduğu zaman mesela hani karnını tam doyuramıyor, yarım yamala. Ne şey olursa hemen şunu yapayım, hemen bunu yapayım ya da heyecandan olayım herhalde. Ben öyle bilmiyorum, misafir olunca ben karnımı tam doyuramıyorum. Bir de misafirliğe gidince de tam aynı şey olmuyor. Çünkü misafirle hani benim evime gelince değil. Ben bir yere gidince de mesela tam karnımı doyuramıyorum. Bilmiyorum neyden kaynaklanıyor. Onun için ben dedim bir hem yapayım, o zaman Meysa'nın hoşuna gitti diye yiyemedim dedi çocuk. Onun için geri tekrar yaptım yesin diye. Neyse bu yeterli, şu şey geldi, iyi geldi. Bunu hemen ikisini bir yıkayım arkadaşlar. Ocağı koyayım ben. Ne yapacağım? Allah'ım, tavuk göğsünü doğradım. Onu hafif kavuracağım şimdi. İçine soğan, domates, patlıcan, biber. Her şey mi? Bir kere fırına verdin, ondan mı? Yok, bulgur makarnası. İçine de azıcık bulgur. İşte o da öyle işte. Şöyle misafirimiz vardı Osmaniye'den. Geldiler. Dedi illa bir kahve içeceğiz. Gideceğiz dedi. Tamam dedik. Onlar bir kahve içtiler. Azıcık bir 5-10 dakika oturdular. Bu Ceyhan'a gelmişler. İşleri varmış. 5-10 dakika oturdular. Gittiler onlar. Gelince illa uğrarlar. He? Gelince illa uğruyorlar. He, Ceyhan'a geldiler mi mutlaka bize uğramadan gitmezler. Evet. Her zaman da söylesin, size peleyip gitmek istemiyorum diyor. Tabii. Geçen de hatta yine geleceklerdi. Bizde evde yokuz diye gelemediler. O zaman kimse yoktu evde, hiç kimse yoktu. Ben de Rümeysa'nın genel arkadaşı ile gittiydik. O da gittiğimiz yer çok uzaktı. Buraya hani hadi ince gelemiyordu. Çünkü
Dünkü gittiğimiz yerde de aynıydı. Rümeysa'nın arkadaşı bile gittik. Rümeysa'nın arkadaşı şeye gidecek diye. Üniversiteye gidecek diye. Rümeysa'yla dedi, anne dedi, şey yapmadan dedi, gitmeden dedi, bir gidelim dedi. Tamam dedik, öyle şey yaptık. Olur dedim. Bir de dedim kendi kafamdan üreteyim dedim. Böyle hiç denemedim. Bilmem nasıl olduğunda. Kabak doğradı birinci biri. İçine işte tavuk göğsünü falan şey yaptı. Böyle sote gibi yaptı. Değişik bir şey oldu. Ben dedim bari ben de böyle bir karmakarışık bir şey. Aslında sade yapacaktım hani. Domatesli pilav yapacaktım. Sonra domatesten dedim ya patlıcan da koyayım içine dedim. Patlıcandan sonra dedim ki ne? Ya dedim aman dedim şey yapayım dedim. İçine de tavuk göğsü de koyayım dedim. Gitti kaldık işte Mustafa'nın hemen karşımızda ya. Karşımıza gitti kaldık. Geldik. Şimdi bunları yapacağız artık. Bakalım ilk denememizde nasıl olacak. Yani azıcık ayran yaparız. Azıcık da salata yaparız. Yedik. Şeyleri, videoları yemekler nereden çıktı? Videolarımı beğenin. Paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum inşallah. Destek verirseniz sevinirim. Oh, gözüm yandı. Bu kavrulsun. Bol sebzeli pilav arkadaşlar. Şimdi bunu bir kabın içine alalım. Şöyle soğanımızı şey kavrulana kadar, tavuk kavrulana kadar. Kötü kötü yorumlar yazmayın, iyi yorumlar yazın. İyi konuşalım, iyi olalım. Hani tatlı yiyelim, tatlı konuşalım derler ya, aynı hesabı. İyi olalım, zalim olmayalım, iyi olalım. Bir de bunun öbür dünyada hesabı var. Hesap çok önemli. Boş gitmek çok önemli. Boş mu gideceğiz, doğru mu gideceğiz? Allah'ım boş gidenlerden eylemesin bizi. Rabbimin karşısına ne yaptım kulum derse, ona buna sataştım, ona buna kötülük yaptım derse bir şeye yaramaz. Ben o gün işte şey yaptım. Aslında o günü hiç öyle şey yapmadım. Normal videomdu. Ne yaptım bilmiyorum. Hatırlamıyorum videomun neyi vardı bilmiyorum. Dışarıda öyle video çektim işte. Yazmış bir demiş ki ne? Hep demiş hastasın demiş. Hep demiş yorgunsun demiş. Onun için demiş seni demiş izlemek istemiyorum demiş. İzlememi istiyorsan demiş kendine çeki düzen ver demiş. Valla ben kendimde gayet kendime çeki düzen vermişim zaten. Ben daha ne yapayım? Taklama atayım. Ben gayet şeyimdeyim. Edebimden çok şükür. Şey yapayım sapıtmadım da çok şükür. Parayı görüp de sapıtmadım. Yani para görüp öyle şeyi çok çok bir para kazandığım yok da çok şükür. Ele muhtaç olmayacak kadar karnımız doyuyor. Zaten şu zamanda neye güç yetiyor ki ne? Yani bir domates 10 lira. En ucuz domates 10 lira. Yani bir nanenin bağı 10 lira. Bir maydanozun bağı 10 lira mı? 5 lira mı? Bilmiyorum maydanozu sormadım hiç ama nane 10 lira. Biliyorum onu. Daha ben ne yapayım elinden gelene? Hastalığı da Rabbim verirse ne yapayım? Bazen başım ağrıyor, bazen dişim ağrıyor. Bazen herkeste olan bir şey yani. İnsanın üstünde bazen bir halsizlik oluyor. Hep hasta olan insanlar var. Hiç yataktan kalkamayanlar var. Gene halimize binlerce kez şükürler olsun.
Sen hiç mi hasta olmuyor? İzlemeyecekmiş beni. İzlemezsen izleme. Yani. Mesela dün mesela oraya gittik. Kadın dedi ki Necan dedi gel video çekeceğim demişin dedi. Ben çünkü Rümeysa'ya söyledim. Arkadaşıma söyledim. Rümeysa dedim annen üstüne söylesin. Dedim video çekek kızım dedim. Video dedim olmadı mı dedim rezil oluyorum dedim. Çünkü videom bir gün önceden hazır olmazsa rezil oluyorum. Aynı gün çektiğimde mesela yüklemesi sıkıntı oluyor. Onun için o kadın geldi dedi ki ne canım dedi hadi şey dedi ondan sonra o şeydi zaten Mustafa'nın elinin kesildiğinin haberini alınca zaten tamam video aklıma gelmedi ben ağlamaya başladım orada. Kadın dedi etme tutma ağlama canını sıkma bir şey olmaz. Olur o kadarlık işte benim eşim de mesela ayağına demir düştü hele bilmem işte ayağı yarıldı hele bilmem ne oldu. İş kazası olur o kadarlık ya tabii ki olur. Ama benimki Mustafa birden elim şey oldu deyince böyle yani ben ağlama telefonda konuştum ama ağlamak için kendimi zor tuttum yani. Biliyor musunuz ben her zaman da söylemiyorum. Çocuklarımın benden başka kimsesi yok. Benim de çocuklarımdan başka kimsemiz yok yani. Aileyi şöyle bir kenara attık zaten. Aile geri gelir seni bir kenara atıveriyor. Ama insanın evladı farklı. Onu diyor Mustafa'ya anne diyor sen diyor çok şey yapıyorsun diyor. Dedim oğlum dedim Allah nasip eder inşallah nasip eder. Senin de evladın olursa inşallah o zaman ciğer ne kadar tatlıymış ne kadar şeymiş. Rümeysa da Abdullah da Mustafa da o zaman anamız da bizi böyle seviyormuş der diyor. Kadın program yapıyor. Programda diyor ki ne çocuğum doğdu diyor ya böyle diyor seviyorum diyor içime koyasım geliyor diyor. Az çok tanıyorsunuz onu zaten her gün program yapıyor şeyde ATV'de. Ondan sonra az çok da yani şey yapıyor öyle diyor. Ben diyor anneme diyor dedim diyor. Annem diyor dedi ki ne diyor yani sen de anneme dedim diyor. Sen beni böyle mi seviyordun? Orada dedi ki ne diyor evet diyor. Ya hayır dedim diyor yani sen beni böyle sevmiş olamazsın dedim diyor. Yani o kadar evlat o kadar tatlı ki kadın yani annesinin kendini öyle sevdiğini düşünemiyor yani. Evladım daha tatlı geliyor. Her şeyden tatlı geliyor. Benim evladım her şeyden tatlı. Her şeyden de öne gelir. Allah çoluğumuzu, çocuğumuzu, eşimizi, kendimizi doğru yoldan şaşırmasın inşallah. Doğru yoldan ayırmasın. Şeyini soğanı doğradım arkadaşlar patlıcanla şeyi kaldı domatesi kaldı sarımsağı kaldı arkadaşlar bunlar kavurduktan sonra patlıcanı atacağım en sonra domatesine sarımsağını ve onlar da biraz kaynadıktan sonra içine bulgurunu atacağım oraları zaten detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim arkadaşlar bu şöyle indirelim kavruluyor yavaş yavaş. Arkadaşlar tavuklar suyunu çekti. Bayağı da kavruldu. He? He. Patlıcanları da üstüne attım arkadaşlar. Şimdi şöyle ben domates kaldı. Domatesi doğrayacağım. Şu bıçağımı alayım. O iri bıçakla doğrayamıyorum domatesi. Şuradan domatesi soyacağım hemen. Domatesi kalın da soysam bir şey olmuyor. Bu yemekte soymam lazım çünkü kabuğu ağzıma geliyor. Bir ara soymuyordum, alıştıydım.
Kabuğu ağzıma, damağıma yapışıyor. Onun için soyuyorum. Şimdi şöyle koyayım güzelce. Şey olsun, ne onun adı. En sona domatesine sarımsağını atacağım. O biraz pişecek. Ondan sonra içine bulgurunu yıkayıp atacağım arkadaşlar. Onu tabaklara bölmeyeceğim. Salataları tabaklara bölerek güzelce ortaya, tepsiye dökerim o pilavı öyle. Hani maklube gibi. Ondan sonra herkes ortadan yesin. Salatası da önünde olur zaten. Ayranla beraber. Allah bugünümüzden geri koymasın. Çok şükür bu halimize. Gene çok şükür ki ne? Alabiliyor ki yani. Alamayanlar da var. Yiyemeyenler de var. Allah yardım etsin herkese. Zor, çok zor. Zor günler hep yaşadık. Az çok biliyor ki yani. Rümeysa. Bittiyse gel salata yap kızım, hadi çık. He? Domatesi bol olsun, domatesi bol olsun. Sebzeli pilav güzel oldu. Aslında şu böreği de çıkarttıydım. Buzu çözülünce dedim hani yesinler dedim. Neyse onu artık geri dolaba koyarım şeyi. Buzlu değil de alta koyarım, sabah kahvaltısında çayla beraber yesinler. İyi olur. Şöyle beni bir damara olacak aslında, şey o tripod olacak, damara değil tripod olacak, beni gittiğim yere dönecek, çekecek, öyle bir şey olacak, özelliği olacak. Çatır çutur ediyor lan, çatır çutur ederken deprem oluyor sanıyor. Bizim tavanın çatırtısından anlıyor artçıların olduğunu. Vallahi lezzetli bir şey olacağı benziyor ama dur bakalım. Şöyle ağzını açıp kapatayım. Domates doğrayana kadar. Şey de bitsin. Buharında. Bugün biraz şey aldım arkadaşlar. Patates nereden çıktı? Fasulye. 40 liradan buldum. 40 liradan buldum, 50 liralık aldım. Ondan sonra dedim, öbüründe yarım kilo yarım kilo al dedim. İki yemeklik dolaba koy dedim. Dedim bunu da 50 liralık alayım. İki yemeklik de dedim, bunu iki yemeklik mi olur artık, üç yemeklik mi olur? Bunu da dedim şey yapayım da koyayım da kışın en azından sıkıştığın zaman da hani aman ne pişireyim derdine düşmektense dedim bari yemekliklerim hazır olsun bari. En azından şey yapak. Sıkıştık mı çıkardır yeriz hiç şey yapmadan. 2-3 yemeklik herhalde bezelyem var. 2-3 yemeklik 2 yemeklik fasulyem var. Patlıcanımı zaten konserve yaptım, gördüğünüz o var. Ama patlıcan gene bu şekilde domatesi pişirip azıcık içine de şey yapacağım, patlıcanları doğrayıp içine atacağım biberle beraber. Aldım da bu hafta onu yapacağım. Onu şey yapacağım, ne onun adı. Soğuduktan sonra onu dolaba koyup hani bu geçenlerde yaptım ya hani patlıcan doğraması diyorlar, ekşilisi. Nohutla neyin yapıyorsun ya, çok güzel oluyor. Bizimkiler onu beğendiler. Ondan yapmak için, kışın ondan yapmak için o iyi olur. Güzelce şu sarımsağını da soyayım arkadaşlar. Sarımsağını da üstüne şey yapayım. Şöyle. Şimdi üstüne domatesini de dökerim. Acaba salça koyacağım içine. Bu
Böyle bazen uyduruk yemekleri iyi oluyor. En son sarımsağı kaldı arkadaşlar. Sarımsağını da attım ve tamam. Biraz su. Domates suyunu bıraksın. Biraz su. En son bulgur. Arkadaşlar kaynamaya başladı yavaş yavaş. Şöyle. Şöyle güzelce içine bulgurunu da atalım. Taşma. Nanesini de attım arkadaşlar. Sarımsağını da koydum. Çok güzel oldu. Şimdi bu pilav gibi pişsin güzelce. Sofrada görüşelim.